Sevgili izleyenler, kızımızı görüyorsunuz, defalarca kez taşıdık ekranlarınıza koca koca fotoğraflarla. Bunu özellikle yapıyoruz. Narin 14 gün önce kayboldu ortadan ve yapılan aramalara rağmen, profesyonel aramalara rağmen hiçbir iz yok kızımızdan. Kendisi henüz 8 yaşında. Çocuğumuz, artık hepimizin çocuğu, Diyarbakır'da kayboldu. Tavşantepe mahallesinde, köyünde ve günlerdir hiçbir iz yok. Arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda soruşturmalar da sürüyor. Abiyle birlikte amcası da tutuklandı Narin'in, fakat kızımız, önemli olan Narin, hiçbir iz yok sevgili izleyenler. Muhabirimiz Canan Diyarbakır'dan, Tavşantepe'den günlerce yayın yaptı. Arama çalışmalarına katıldı. Önemli aktarımları oldu. Bir kez daha Narin'le ilgili bir haber de hazırladı. Gelin kızımızın arama çalışmalarında gelinen son nokta ne? Detaylıca bir izleyelim. Önce abisi, ardından amcası gözaltına alındı. Narin'e ne olduğunun cevabı ise hala bulunamadı. Diyarbakır'da 14 gün önce Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir ize rastlanmadı. Türkiye günlerdir Narin'den gelecek iyi bir haber bekliyor. Aramalar 14. günde de sürüyor. Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Küçük Narin'in 18 yaşındaki abisi Enes Güran, kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemedi. Abi serbest bırakıldı. Arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası gözaltına alındı. Kayıp Narin soruşturmasında gözaltına alınan muhtar amca SG şu anda adliyeye sevk ediliyor. Emniyet ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen amca hakim karşısına çıkarıldı. Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanan amca cezaevine gönderildi.